Ay yine mi siz geldiniz? Bir önceki bölümü izlemediniz mi? Hayır, merakımdan soruyorum. Benim tekerlekli sandalyeye düşmemden daha önemli bir işiniz mi vardı? Ben bile izledim bölümü. Siz nasıl izlemezsiniz ya? Doktor bey, bunlar bölümü izlememiş. Ayıp ayıp, insan bölümü izlemez mi? İşte bir önceki bölümde kaçırdıklarınız. Sağ ol doktor, en azından sen beni anlıyorsun. Bir daha sakın hiçbir bölümü kaçırmayın. İşte bir önceki bölümde kaçırdıklarınız. Beyefendi, getirdiğinizde çok fena kanaması vardı. Biz kanamayı durdurmayı başardık lakin beyefendi, muhtemelen Esin Hanım ölecek. Nasıl yani ölecek? Anlamadım. Buraya geldiğinde inanılmaz bir kan kaybı vardı. Kan kaybını telafi etmeye çalışıyoruz ama yetmiyor beyefendi, yetmiyor. İşte bütün bunlara bunlar sebep oldu. Karışma diyorum Selo, sıkacağım kafasına. Abi ne olur yapma abi. Abi yalvarıyorum yapma, sıkma. Şevkat, tamam bak altına sıçıyor adam, Şevkat yapma. Selo sana karışma diyorum bak. Bak severim sayarım seni ama sen de haddini bil Selo, git şimdi. Şevkat kardeşim saçmalıyorsun ama. Selo uzatma. Git diyorum. Şevkat kardeşim benim. Saçmalıyorsun bak, ata ağzı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şevkat Yarımdar moduna devam ediyoruz. Ve kapalı bir havayla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Şevkat uzun zamandır yapmadığı bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Tüttürüyor. Peki neden? Bugün arkadaşlar Esin hastaneden çıkacak. Yani çıkacak dediler. İnşallah cenazesi çıkmaz. Şevkat ondan endişeleniyor. Ya elimize cenazesini verirlerse, işte ben ondan korkuyorum. O zaman ne yaparız bilmiyorum bakın. Yani şimdi gideceğiz alacağız ama Esin'i nasıl alacağız? Sağ mı alacağız, ölü mü alacağız onu bilmiyorum. Zaten bir şey de söylemediler. Sıkıntı şimdi. Nerede lan bu ata ağızlı? Hah orada. Şevkat. Şevkat kardeşim hadi gitmiyor muyuz? Şevkat ne yapıyorsun sen orada? Ulan Şevkat yine mi içmeye başladın ata ağızlı? Gitmiyor muyuz kardeşim? Of rahat bırak beni Selo ya. Son bir kez şöyle biraz içeyim. Son bir kez mi? Kardeşim canına falan mı kıyacaksın diyeceğim de buradan atlasan da ölmezsin lan ata ağızdı. Şevkat hadi Esin bekliyor. Ulan Selo ya ölüsü bekliyorsa gelin alın dediler. Selo sanki böyle ne bileyim bir ölü alacakmışız gibime geliyor. Ya saçmalama kardeşim, öyle bir şey olsa haber verirlerdi. Yürü ya söndür şunu da hadi gidelim. Haklısın lan, öyle bir şey olsa haber verirlerdi. Ama ne bileyim havada bir kapalı böyle, sanki bize kötü bir mesaj veriyormuş gibi. Esin inşallah iyileşirsin hayatım. Ya da ne bileyim en azından seni sağ görürüm. Çünkü biliyor musunuz yoğun bakıma girdiğinden beri hiç konuşmadık. Ki zaten öncesinde de doğru düzgün konuşmadık. Sadece telefonda konuştuk. Yani sıkıntılı. İnşallah iyileşir de kendine gelir. Ondan sonra beraber güle oynaya yine ne bileyim tecavüzcüleri, sapıkları falan kovalarız. Oo Selo, benim Passat'ı getirmişsin. Ayıp ediyorsun kardeşim. Sadece Passat'ı getirmedim yalnız, görüyor musun? Yengenin arabasını da getirdim Şevkat. Dedim şimdi orada kalmasın biliyor musun? Parkta çizer çocuklar falan. Neyse al anahtarları Şevkat. Bu arada arabayı yaptırdım. Ulan sen gerçek bir dostsun ya. Ulan bunların karşılığını nasıl öderim ben ya, bilmiyorum ki. Yani Şevkatcığım o kadar da zor olmasa gerek be. 7000 lira. 7000 lira mı? Oha lan. Pezevenge bak bir de komisyon alıyor. Ulan Selo yazıklar olsun. Ama olsun, sana paranı vereceğim. Sonuçta bende kimsenin parası kalmaz. Arkaya mı oturuyor lan? Aa manyağa bak. Oğlum yanıma gelsene. Yok be kardeşim, böyle kendimi ben elit hissediyorum. Böyle yılan ata ağızlı. Sür bakalım. Ay herkes bir şeyin ayrı tribinde, anlamadım ki ben de. Neyse hadi bakalım. Yola koyulalım. Esin inşallah iyisindir hayatım ya. Senin cenazeni almaya gelmiyoruzdur inşallah. Gerçi cenazeciyi ayarladım arkadaşlar. Şayet öyle bir şey varsa. Esin öldüyse Esin için bir cenazeci ayarladım. İnşallah ucuza kaldıracağız cenazeyi. Bu ne lan? Yalnız cenaze masrafları bile deli para biliyor musunuz? Hani ölüyorsunuz, ölürken bile masraf var abi. Doğduğunuz onun masrafı, öldüğünüz bunun masrafı. Fantastik bir yer dünya. İnsana ölürken bile para ödettiriyor. Neyse inşallah Esin ölmemiştir. Ağzından yel alsın lan Şevkat. Esin ayaktadır şimdi var ya, beni bekliyordur. Hatta ağaç olmuştur. Nerede kaldı ki bu diyordur. Ulan Selo hep yanımızda oldun. Adamsın var ya, sana da teşekkür ediyorum. Yemin ediyorum kimse başka gelmedi ya. Esin'in babası bile gelmedi lan. Oğlum kimse ziyarete gelmedi kızı. Bir tek ben ve Selo. Hani başka kimsesi yokmuş gibi. Kız öyle kala kaldı orada. Ayıp ediyorsun kardeşim yani. Ben Esin'i yalnız bırakır mıyım? Sonuçta mahallemizin kızı. Şevkat. Ulan ata ağızlı. Bir şey diyeceğim. Ya yenge sakat kalırsa? Ulan deme öyle ya. İçim vallahi acıyor ya. Öyle deme. Kalmamıştır lan Selo. Aslan gibidir de. Yani Şevkat şimdi aslanlık kişiye göre değişir kardeşim. Hani senin aslanlık ölçün ne ben bilmiyorum. Yani ata ağızlı. Düşünsene böyle. Hani sendeleyerek çıkıyor falan. Ulan ne güzel moral veriyorsun pezevenk. Vallahi şimdi ben de üzüldüm. Esin ölmemiş olsan bile yani sağlam çık. Böyle tam yarım da çıkma. Buraya ne olmuş lan? Patlatmışlar. Bizim arkadan girmemiz lazım. Ve geldik. İnşallah Esin sağ salim duruyordur, ne bileyim. Haydi bakalım.
Bismillah. Arabayı şöyle çekelim. Normalde buraya park etmemeniz lazım. Bakın ben bu hatayı sürekli yapıyorum. Siz yapmayın. Ulan Selo. İnşallah var ya Esin sağdır ya. Hastane bugün ne kalabalık lan böyle. Vay anasını satayım. Aha. Esin. Esin. Anam. Hemşire hanım. Hemşire hanım kendisi iyi mi? Ay merak edilecek bir şey yok beyefendi. Kendisi şu anlık anestezi etkisinde. Anestezi mi? Esin ne yaptılar sana? Esin iyi misin? Hayatım. Beni görüyor musun? Şevkat kadın sana anestezi yaptılar dedi değil mi? Gerizekalıya bağladı demedi. Esin, hayatım, konuşuyorsun tekrardan. İyi, konuşma şeysin gitmemiş. Esincim canım iyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki Şevkat? Yürüyemeyebilirsin dedi doktor bir daha. Nasıl yürüyemezsin ya? Hemşire hanım, ne diyor benim sevgilim? Doktor bey yardımcı olur musunuz? Bana mı seslendiniz? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ooo Esin hanım, tökerlekli sandalyeye terfi etmişsiniz. Buyurun beyefendi nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle hastaneyi ilaçlatmayla başlayabilirsiniz çünkü millet hapşırıp duruyor. Ya benim sevgilim yürüyemeyecek mi? Gelsenize doktor bey şöyle. Şöyle bir gelin. Vallahi beyefendi elimizden geleni yaptık. Şimdi artık takdiri ilahi. Belki yürür belki yürümez. Ulan o ne demek ya? Bilimde öyle belki belki olmaz. Ya yürür ya yürümez doktor bey net bir şey söyleyin. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yani benim lotoyu kazanma ihtimalim Esin hanımın yürüme ihtimaliyle aynı derecede. Yok artık. Nasıl lan? Esin bir daha yürüyemeyecek mi yani? Gerçi bir dakika lan. Lotoyu kazanır belki. Olmaz mı ki la Selo? Şevkat sanmıyorum lan ata azdı. Esincim bir daha yürüyemeyecek misin sen şimdi? Baksana bacakların belki çalışıyordur. Şevkat sen gelmeden önce doktorlar bana söyledi. Bir daha yürüyemezmişim Şevkat. Umudunu kesmesin. Yürürsün belki. Dirayetli olursan yürürsün. Ay Şevkat eve gitmek istiyorum. Ne olur beni eve götür. Ben burada çok sıkıldım. Tamamdır Esincim. Merak etme gidiyoruz. Selo yürü oğlum. Yağmur yağmaya başladı Selo. Tekerlekli sandalyeyi de koyduğumuza göre hadi gidelim. Esincim seni götürüyoruz hayatım. Merak etme. Ne yapıyorsun lan? Oha. Yok artık. Selo oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın lan sen? Kardeşim yenge korkarsa belki ayaklanır dedim. Ay sağ ol denediğin için Selami. Ama pek bir ihtimal yok. Öyle deme besin. Bakarsın yürürsün. Hem doktorlar ne bilecek? Dediler bak olabilir dediler. Loto ihtimali dediler yani. Ay Şevkat o loto niye bir kişiye veriliyor biliyor musun? Niye Esin? Ay Şevkat ben de bildiğimden sormuyorum sana. Yani niçin bir kişiye veriliyor onu soruyorum. Ha sen mantığı sorguluyorsun. Vallahi Esincim onu ben de bilmiyorum ama. Neyse lan konu ne ara lotoya geldi. Şevkat kardeşim, yengenin arabayı bir günlüğüne alabilir miyim? Hayırdır Selo? Bir işin mi var? Sorma kardeşim ya. Bilo'yla barışıyoruz galiba. Şevkat geçen mesaj attı. Dedi aşkım dedi hayatım dedi ölüyorum bitiyorum dedi bir araba getir dedi. Sana dedi. Emin misin? Yani Şevkat tam olarak böyle demedi. Allah belanı versin bir daha beni arama dedi ama ben o mesajın altındaki anlamı biliyorum. Şevkat yani kardeşim bu kadar da saf değil yani. Sen o kadar saf değilsin haklısın. Sen bayağı bildiğin gerizekalısın. Oğlum kız sana gelme demiş lan. Ya Şevkat olsun kardeşim ben şansımı denemek istiyorum. Hem manitamı var lan ata azdı. Kimi ayarlayacağız Allah Allah. Sen yola bak yola. Kaydırma arabayı. Yengenin sonra Feriş daha kayacak. Esincim BMW'yi almasına izin veriyor musun? Ay Şevkat bu saatten sonra ben kullanacak değilim ki. Alırsan al Selo izin veriyorum. Vallahi duydun yengeni. Sonuçta onun arabası. Ben hediye aldım ama sonuçta onun malı. Eyvallah yenge adamsın. Merak etme. Sen ayaklanır ayaklanmaz arabayı vereceğim sana. Yok öyle bir şey. Ayaklanır ayaklanmaz falan değil. 2 gün içinde geri getireceksin. Belli olmaz. Esin ayaklanmayabilir. Yani hayatım öyle demek istemedim Esin. Ay Şevkat mühim değil ya. Ben senin ne demek istediğini anladım. Kızım vallahi öyle demek istemedim. Oğlum çok zor lan. Yemin ediyorum çok zor. Sevdiğiniz birini bu halde görmek cidden insana koyuyor yani. Esin o anlamda demedim ben. Sıçtın suyuyorsun Şevkat. Uzatma kardeşim. Ben MMV'yi alacağım tamam mı böyle. Bir iki yanlayacağım. Blon'un gönlünü kazanacağım. Neyse yenge geldik eve. Haydi bakalım Şevkat. Ben arabayı alayım sen de yengeyi içeri sok. Yok öyle bedavadan araba. Taşımama yardım edeceksin gel böyle gel. Oh lan bedavadan araba sahibi olacak ha. Hayatım tekerlekli sandalyeni çıkartalım. Hemen seni içeri sokacağız bir dakika. Gelesin şimdi seni buna bindirmemiz lazım ama biraz zor olacak ya. Hayvan gibi lan ağır ha göründüğü gibi değilsin. Ay tamam Şevkat merak etme ben buna motor taktırmıştım. Nasıl süreceğimi bil... Oha lan Esin'in bacaklar çalışıyor. Onu görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şevkatçim, görüyorsun motor taktırmıştım ben buna. Ne kadar saçma. Oğlum, cidden işsiz yolculuğum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani doğru düzgün bir tekerlekli sandalye olmadığı için motor kullanıyoruz. Yanlış anlamayın, gördüğünüz gibi. Ama gayet güzel bir sistem değil mi? Şu bacaklar olmasa... Tabii daha iyi olacak ama neyse anladınız yani. Hayatım ıslandın hadi içeri girelim. Hadi girelim Şevkat. Selo araba sana emanet. Gözün gibi bak tamam mı? Haydi bismillah. Haydi oğlum.
Ben girdim Şevkat. Yani girdim sayılır. Selo, yengen arabayı sana veriyor ama. Bak oğlum. O arabanın üstünde bir çizik olursa sana oyarım, anladın mı? Tamam lan, ata ağızlı, ver anahtarları. Al bakalım. Blue'ya da benden selam söyle. Eyvallah kardeşim, sağ ol, söylerim. Vay anasını babasını sayın seyirciler, arabaya bakın. Şevkat, sunroof açayım da arabanın içi yıkansın lan, ata ağızlı. Dur bir dakika. Bu ne kadar saçma bir mantık lan. Haydi bakalım. Şevkat, görüşürüz kardeşim. Haydi, birazcık çizdim ama ben onu yaptırırım Şevkat. Görüşürüz kardeşim. Vay yavrum vay, yengenin arabada neymiş be. Baba gidiyor ha. Şevkat sağ olsun kardeşim benim. Hemen verdi ata ağızlı. Ulan ya, vay anasını satayım. Benim aldığım BMW'ye Selo mu binecekti? Ben Esin için aldıydım. Neyse, bagajı kapatayım da içeri girelim. Islandım oğlum. Ah be Esin, bitirdin beni, bitirdin valla. Ya dertli dertli de bakıyor arkadaşlar, baksanıza. Esin üzülme be. Ayaklanırsın bence. Bak, senin derdinden ben içiyorum. Yok ya Şevkat, nereye artık? Yere dökme lan, yere dökme. Şevkat, bence sen beni artık böyle sevemezsin Şevkat. Beni terk et. Ne saçmalıyorsun Esin sen ya, Allah Allah. Kızım ben öyle biri miyim? Ben seni böyle tekerlekli sandalyeye düştün diye terk edecek birisi değilim. Esin sen beni tanımadın galiba. Şevkat, bu saatten sonra hiçbir işine yaramam. Ben artık vasıfsız birisiyim Şevkat. Merak etme, benim yeterince param var. Kendime bakacak birilerini bulurum. Şevkat, sen gençsin. Hayatını yaşa. Esin, Gola reklamındakiler gibi konuşma. Ben seni bırakmıyorum hayatım. Seninle sonsuza kadar buradayım. Ay ne yapacaksın Şevkat? Çoluğa çocuğa karışmadan burada bana bakarak mı öleceksin? Saçmalama Şevkat. Git kendine yeni birisini bul. Ben artık seni hem... Ben artık... Sevmiyorum yani Şevkat seni. Esin, ciddi olamazsın. Şevkat, artık sevmiyorum diyorum sana. Git artık Şevkat, git. Şevkat, beni böyle bırak, git. Ne olur git. Esin, bana bak, kendine gel. Bu tekerlekli sandalyenin kurbanı olmayacaksın. Seni buradan kaldıracağım Esin. Anladın mı? Ayaklanacaksın. Her türlü tedavi deneyeceğiz Esin. Merak etme. İyileşeceksin hayatım. Şevkat, bana bel bağlama. Ben iyileşemem. İyileşirsin hayatım. İyileşirsin, merak etme. Çok iyi doktorlar var. Ay neyse Şevkat, üşüdüm ben burada biraz. İçeri geçeceğim. Peki hayatım. Ama dediğim gibi saçmalama. Böyle saçma sapan şeyler düşünme. Benim seni terk edeceğimi nasıl düşünürsün ya? İnanamıyorum Esin. Neyse. Gel hayatım, seni içeri götüreyim. Hayatım sen 2 dakika burada otur. Ben şöyle hemen bir pizza sipariş edeyim. Yani otur dediğim Esin. Yanlış anlama yani, zaten kalkabildiğinden değil. Oğlum ne saçmalıyorum ben ya. Kızı iyice üzmeyelim. Esin, ben hemen bir pizza sipariş veriyorum, tamam mı? Ay Şevkat'e bu zulmü yapamam. Bana bakmasını isteyemem Şevkat'ten. Olmaz yani. Esin'cim siparişlerimizi verdim hayatım. Bize böyle 2 tane büyük boy pizza getirecekler. Bu koltuk böyle miydi lan? Neyse şöyle sokalım. Yani Esin'cim 2-3 dakikaya gelir. Ben bir aşağı gidiyorum. Üstümdekileri bir daha değiştireceğim. Malum biraz rahatsız olmaya başladı. Ay tamam Şevkat'cığım, sen nasıl istersen. Ha şöyle Esin ya, Allah Allah. Biraz neşeli konuş değil mi? Ölmedin ya sonuçta. Bu tekerlekli sandalye işini de atlatırsın herhalde. Merak etme yani Esin. Sana iyi doktorlar bulacağım. Ay Şevkat'in beni bırakacağı yok. O yüzden benim onu bırakmam lazım. Ama nasıl? Kendisinden böyle bir şeyi bekleyemem. Şevkat bana bakmamalı. Kendisi daha genç. Ben ona artık hiçbir şey vaat edemem. O yüzden ondan ayrılmalıyım. Ama nasıl ayrılabilirim ki? Beni hala deliler gibi seviyor. Ben de onu seviyorum. Ama ben onun mutlu olmasını istiyorum. Benimle heba etmesin ömrünü. Evet Esin'cim, gördüğün gibi pizzalarımız geldi. Hayatım vallahi karışık istedim 2 tane. Hani sonuçta ne sevdiğini ben tam bilmiyorum senin. Güzel görünüyor Şevkat. Acıkmıştım zaten. Dur ben şunu alayım. Dur sen uzanma, dur ben vereyim. Ay ben alırım Şevkat. Tamam hayatım, ne bağırdın, tamam ya. Yani tamam, özür dilerim, al tamam. Ay özür dilerim Şevkat, sana bağırmaya hakkım yoktu. Ama işte ben bu duruma alışamadım hala. Alışacağız hayatım. Beraber alışacağız, üstesinden geleceğiz Esin. Merak etme, seni biraz daha yaklaştırayım da rahat rahat ye. Böyle daha iyi değil mi hayatım? Yiyebilirsin artık. Ay teşekkürler Şevkat, soğumasın, hadi yiyelim. Tamamdır hayatım, hadi yiyelim bakalım. Ay Esin, ay. Vallahi sen bu duruma alışacaksın. İstesen de istemesen de Esin. Ben seni bırakmayacağım. Efsaneymiş ya. Oh, güzelmiş vallahi. Aa Esin, kapı çaldı, ben bir bakayım. Acaba kim geldi ya? Selo mu geldi lan yoksa? Arabayı bir yere mi çarptı? Allah belanı vermesin Selo, inşallah öyle bir şey yapmamışsındır. Oo komiserim, amirim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun geçin. Ya bir an açmayacaksın sandık Şevkat. Çoluğum var, çocuğum var. Allah'ını seviyorsan. Geçelim içeri hadi beyler. Kusura bakmayın amirim ya. Yemek yiyorduk da yani. Başınıza geleni duydum Şevkat. Çoluğum var, çocuğum var. Ben çok üzüldüm Şevkat. Yazık olmuş. Ben sana izin yazdım oğlum. Gelme tamam mı 2 hafta? Olur mu amirim? Sonuçta benim görevim yani. Stajyer değil miyim ben? Ya gelme diyorum sana. Çoluğum var, çocuğum var. Nerede bakayım yengenim? Merhaba hanımefendi. Afiyet olsun. Ay hoş geldiniz, buyurun beraber yiyelim. Yok sağ olun, biz merkezde yedik. Çoluğumuz var, çocuğumuz var bizim merkezde.
Beyler gelin bakalım böyle. Ya ne zahmet ettiniz ya, hoş geldiniz. Zahmet mi ne zahmeti Şevkat ya, ayıp ediyorsun. Yani biz seni ziyaret etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Adamsın sen. Eyvallah komiserim, sağ olun. Buyurun buyurun. Kapıda kalmayın, gelin böyle. Gelin gelin. Ulan görüyor musunuz ya, daha çalışalı 2 gün oldu. Memur hanım buyurun siz de gelin. Daha çalışalı 2 gün oldu. Hemen ziyaretime geldiler. İşte insan dediğiniz böyle olur oğlum. Esin'cim bunlar benim karakoldan arkadaşlar. Şu da komiserim. Ay hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz. Yalnız Esin arkada bir bayan var. Aa öyle mi, şimdi gördüm onu. Hoş geldiniz siz de memur hanım. Ay hoş bulduk, teşekkürler, geçmiş olsun. Ay sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurmaz mıydınız, oturun. Esin doğru söylüyor, oturun ya. Ya Şevkat oturmayı çok isterdim. Çoluğum çocuğum var da yani. Şevkat kusura bakma, bizim gitmemiz lazım. Biz sadece öyle görmeye geldik. Malum Şevkat. Karakol karışık. Hadi ya amirim, ne oldu ki? Ya sorma, karakolun önünde bir protesto mu ne var Şevkat, biliyor musun? Hani sürekli yumurta falan fırlatıyorlar bize Şevkat. Yemin ediyorum yumurtacı dükkan açacağız yakında ya. Amirim ben de geleyim. Oğlum sen otur oturduğun yerde, sana izinlisin dedim. Neyse zaten ne demişler, hasta ziyareti kısa olurmuş. Görüşürüz Şevkat. Tanıştığımıza memnun oldum yenge hanım. Hadi gidelim, yürüyün bakalım. İyi de böyle olmadı ki ya, şimdi geldiniz gidiyorsunuz. Yani bir pizza bile ikram etmedik. Yani ayıp oldu gibi oldu. Bilemiyorum. Ama neyse siz bilirsiniz. Geldiğiniz için yine tekrardan teşekkürler. Ne oldu lan, bir şey mi unuttular? Kafayı yediler, çıkamıyorlar. Böyle de pek olmadı ama neyse. Bir dahaki ziyaretinizde artık uzun uzun görüşürüz. Allah'a emanet olun, hadi bakalım. Dikkatli sürün ha. Gerçi bir kişi sürüyor arabayı. Hepiniz sürmeyin. Öyle olmaz oğlum. Grup araba mı sürülür? Neyse gittiler. Ben de içeri geçeyim lan, fena yağmur yağıyor ha. Esin'cim gittiler hayatım. Bak ne güzel oldu değil mi? Ortamın havası değişti. Öyle Şevkat öyle. Sen ağlıyor musun Esin? Esin ne oldu? Ay Şevkat, sevgilin olarak beni tanıştırdın düşünsene. Yani ayağa bile kalkamadım Şevkat. Selam bile veremedim onlara. Şevkat bırak beni. Of Esin, yine aynı muhabbete başladın. Vallahi sen pizzanı yemeyeceksin gibi duruyor, ben kaldırıyorum o zaman. Hayır kız, dönüyor dolaşıyor aynı yere getiriyor muhabbeti, anlamadım ki. Neyse pizzaları da akşam yeriz. Zaten ben yemek yapmaktan ne anlarım oğlum. Aynı pizzaları ısıtıp yiyeceğiz değil mi? Hayatım içecek bir şey ister misin? Aa kapı çaldı lan. Yine kim geldi oğlum? Komiser falan değildir herhalde. Onlar az önce gitti değil mi? Bir daha gelmiş olabilirler mi lan? Belki hatalarını anlamışlardır. Oğlum öyle hemen yangından mal kaçırır gibi. Gelip gitmek olur mu değil mi? Yanlış. Neyse belki onlardır. O ne lan, kapı aralıklı mı? Oha. Şu kapıyı bir ara yaptırmak lazım. Kim ya bu? Kimsiniz? Aa. Senin ne işin var lan burada? Ay Şevkat. Şevkat ne olur Esin'i görmeme izin ver. Hastaneye gittim. Oradan çıktığını öğrendim Şevkat. Kızım her şey zaten senin yüzünden olmuş. Ne yüzle geliyorsun buraya? Ay pişmanım Şevkat. Ne olur Esin'i görmeme izin ver. Olmaz. Esin'i görmene izin falan veremem. Bitkiler de zaten seni görmeme izin vermiyor. Baksana. Lütfen izin ver Şevkat. Ne olur izin ver. Melis. Melis ne oldu sana? Ulan kız bayıldı lan, inanamıyorum. Melis. Melis bırak numara yapmayı. Ulan pek de numara gibi görünmedi ha. Ağzı neyim, açıp kapanıyor oğlum bunu, ne oluyor? Dur. Bunu içeri taşıyalım. Melis iyi misin? Ay Şevkat ne oldu? Vallahi anlamadım yani, kardeşin bayıldı kapının önünde. Ay Şevkat fazla alkol içmiş olabilir. Ondan olabilir Şevkat. Yağmur da yağıyor ya, dokunmuştur. Ne yapacağız Esin, böyle rakun yavrusu gibi kaldı bu. Melis iyi misin? Melis beni görüyor musun? Ay ambulans ara Şevkat. Düşündüm de o yılan yüzünden oldu zaten her şey. Benim onun gibi kardeşim yok. Evimden gitsin. Esin gitsin de rakun yavrusu gibi kaldı Allah'ım yarabbim ya. Mantıklı. Hemen 911 aramam lazım. Oğlum kız fenalık geçiriyor lan. Hemen aramalıyım. Baksanıza. Tövbe estağfurullah. Sincap gibi anasını satayım. Sanki araba ezmiş. Baksanıza. Bu nasıl bir tip lan, şuna bakın. Yamulmuş anasını satayım. Bana bir tane paramedik gönderirseniz sevinirim. Teşekkürler. Esin birazdan gelir alırlar. Kardeşinin durumu fena gibi duruyor Esin. Yani baksana, tövbe estağfurullah. Bayılmış kalmış öyle. Ay beni odama götür Şevkat. Kardeşinin durumunu öğrenmek istemiyor mu? Hayır istemiyorum Şevkat. Götür beni odama. Tamam ya, ne kızıyorsun Allah Allah, götürürüz. Esin de iyice aksi olmaya başladı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Esin tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Bakalım kendisi yürümeyi başarabilecek mi? Yoksa hayatının sonuna kadar böyle mi kalacak? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Paşa saldır oğlum. Saldır paşa. Paşa izin verme seni düşürmesine. Paşa ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Lan müdahale de demiyorum. Paşa oğlum saldır. Paşa saldır diyorum sana. Paşa ne yapıyorsun? Paşa oturma. Aferin Terminator. Saldır Nick Goa. Bak kan çıkmaya başladı. Saldır Nick Goa, saldır. Paşa oğlum koru kendini. Paşa karşılık ver paşa. Paşa hadi paşa. Oğlum ölme lan, sen pitbullsun. Saldırsana lan. Lan Allah belanı vermesin. Paşa oğlum. Oha. Lan ne yapıyorsun lan sen? Oğlum bu nasıl Terminator? Tövbe estağfurullah, ben de korkmaya başladım. Paşa oğlum.
Paşa, durdurmayacak mısın maçı? Durdur maçı. Köpek henüz ölmedi Faruk, ne yapıyorsun? Ya ölmesin diye durdur diyorum, tamam. Biz pes ettik. Pes ediyor musun? Pes ettim, pes ettim. Maç bitmiştir. Bizim için bitmedi Nikko. Terminatör, ye onu. Öldür onu Terminatör. Parçala.